Kahramanmaraş'tan çıktık, Antalya Kepez'e geldik. Işıklarda klimayı açtığım zaman bir titreme var. Kelebeğin komut alması lazım. Deneye deneye herkes bulur. Çok boşluk gitti, gördün mü? Gerinin cırtlaması içmiyor. Cırtlıyor. Bu arabada manuel olarak rolante yükseltme falan mümkün değil herhalde. Kesinlikle. Bu araçlarda yazılım söz konusu mu abi ya? Airbag ışığı yanıyor. Onu ben göğsü söktükten sonra ne oldu? Yine... Enes abi 10 dakikalık bir kahvaltı yaptık. O kadar yağ akmış. Berbat bir su abi ya. Evet. Hafif bir kasıntı da var. Women. Herhangi bir yere gitme gereği duymadık. Önemli olan ücret değil, yapılan aynen iş. Öyle. Buraya geldim, onu anladım. Yo, evet. Bu uyarının belirtisi. Bir yolumuza çıkalım. Bu arada bira atınca çok yumuşaklık hissettim. Evet. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar, yepyeni videoma hoş geldiniz. Aracımız var, biliyorsunuz. YouTube kanalımızda da arızası olduğunda sizlerle beraber paylaşıyoruz. Kahramanmaraş'tan çıktık, Antalya Kepez'e geldik. Enes abinin yanına geldik. Bu Polo segmentinde eski model araçları da sürekli yedek parçasını da temin edebilen ve bulunduran çok ince detaylarını da metrik bir şekilde bilen bir abimizin yanına geldik. Daha önceden bir alışverişimiz olmuştu. Bilenler var YouTube'da önceki videolarımda. Bu arabanın vites topuzunu falan değiştirmiştik. Vites topuzunu da yine Enes abimden temin ettik. Antalya'ya geldik. İki videomuzu da aradan çıkartacağız. Buraya geldik geleli iki tane video çekeceğiz. Bir tanesi arabamızın tamir videosu olacak. Bir tanesi de bizim tatil videomuz olacak. Sözü Enes abime bırakıyorum. Enes abimi bir tanıyalım. Ben Enes Nazlı. Yaklaşık 20 yıldır sanayi sektöründeyim. Yaklaşık 10 yıldır sadece polo ile ilgileniyorum. Sadece polo eski sadece segment. Sadece polo eski segment. 95-2001 hatchback sedan. Evet. Bütün Türkiye'ye yedek parça tedariği yapıyorum. Yurt dışından tedarik ediyoruz. Evet. Bütün ülkeye gönderiyoruz. Evet. Aynı zamanda araçların servis bakımlarını ve rutin bakımlarını, arızalarını çözmekteyiz. Herkese telefonda da gerektiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sözünü kesiyorum. Bu devirde güvenilir insan bulmak da çok zor. Öncelikle aynen seni öyle tanıyanlar da ben sürekli Face'de aktif olarak yazıyorum. Polo konusu dediğin zaman Enes Nazlı olarak çıkıyor. Evet. Her konuda. İlk başta bizim vites mekanizmamız bozulduğunda çok farklı yerlerden farklı fiyatlar aldık. Çok yüksek fiyatlar verenler oldu bizim Kahramanmaraş'ta da özellikle evet, kendi bulunduğumuz memlekette. Esnaflarımız bile çok fahiş fiyatlar söylediler bizlere. Geri tekrar ben seni buldum bir şekilde. Konuştuk, haberleştik, ücretimizi gönderdik, parçamızı gönderdin. Sağ ol, teşekkür ederiz, işimizi hallettik. Rica ederim kardeşim. Arabayı buraya kadar sonunda düşürebildik. Evet. Ama yine tabii ki eksikliklerimiz var. Geri vitese geçerken cırtlama yapıyor abi. Baskı balatasını yeni değiştirdik bu arabanın. Evet. Şanzımanını revize edildi şanzıman. İki defa indirdik. Gelirken de teker bilyalarını değiştirdim. Genel bakımını yaptım. Tabii. Hani yola çıkacağız, yağlarını falan değiştirdim. Herhangi bir problem olmasın diye. Çok şükür biz de yolda bırakacak bir problemimiz olmadı. Şöyle yapacağız. Aracımızı lifte alacağız. Tamam. Önce bir genel kontrol yapacağız. Evet. Gözümüze çarpan aksaklıkları kontrol edeceğiz. Bir rapor hazırlayacağız. Tabii. Vites ayarını yapacağız. Seni sağ salim uğurlayacağız. İnşallah burada. Abi. Enes abi sözü sana bırakıyorum. Arabayla istersen bir tur alalım. Öncelikle atalım. Arızalarımızı görelim. Tabii ki tespit yaptıktan edelim. Ondan sonra da tekrardan yaptığımızı göstermiş oluruz. Tamam. Enes abiminle mekanı bu şekilde. Yani Polo dediğin zaman Enes Nazlı Türkiye'de bir isim yapmış artık. Geniş bir mekanı var. Abi şimdi aklına ne geliyorsa sen her gün bu araçlara biniyorsun. Bir tane aracımız var. Eksikliklerini bilmiyoruz. Üzerinde sıkıntılı olan ne varsa hepsini söyleyeceğim. Söylediğim gibi şanzımanını yeni yaptırdık. Debriyaj balatamız yaklaşık 6 ay önce değişti. Teker bilyalarımız değişti. Komple ön düzeni yeniledik. Bu arabada ışıklarda klimayı açtığım zaman bir titreme var. Bu tamam. Kompresörü değiştirdiğimizde gidecek mi? Öncelikle aracımızı cihaza bağlayacağız. Aracımızın arıza tespitini yapacağız. Bu arabamız tamamen elektronik altyapılı, beyin kontrollü bir araç. Aküsü, kutup başı birbirinden ayrıldığı zaman beyinle elektronik malzemelerin bütün koordinasyonu kesilir. Aracı cihaza bağlayıp bu kopukluk meydana gelmişse eğer cihaz da bunu tespit edeceğiz. Adaptasyonlarını yapacağız. Adaptasyon dediğimiz olay nedir? Örnek veriyorum, boğaz kelebeği. Boğaz kelebeğini arabanın beynine tanıtacağız. Senin pedala tepkine göre kelebeğin komut alması lazım. Kelebek komut almazsa bu arabada problem var demek. Evet. Mesela takip ediyorum, arabanın rolantisi çok düşük. Ya devir saatinde bir problem var. Çünkü arabaya ilk bindiğimde fark ettim. Şöyle bir problem vardı. Devir saati çok aşağıda duruyordu. Evet. Muhtemelen saatin ibreleri değişmiş. İbreler değiştiği için de bir tık aşağı takmışlar.
Muhtemelen ondan kaynaklanıyor. Zaten cihaza bağladığımızda bunu göreceğiz. Yani biz atölyede tespitler yapıyoruz yani motosiklet üzerinde. Önemli olan arızayı nokta atışı tespit etmek. Aynen öyle. Müşterinin cebini yormadan insanların kazançları belli. Yoksa deneye deneye herkes bulur. Aynen orayı öyle. Değiştirir, burayı şimdi, değiştirir, arıza düzelmez. Bizim şöyle bir avantajımız var. Bizim elimizde ürün olduğu için tek parça sınırsız şekilde var. Abi ben onun için buraya geldim. Kahramanmaraş'tan kalktım. Yaklaşık 12 saatlik bir yol. Hiç düşünmeden, tereddüt etmeden senin yanına gelmeyi tercih ettim. Önceden de alışverişimiz olmuştu. Evet. Videonun başında da söylediğim gibi. Çok da memnun kaldım. Eğer videomuzu izleyen arkadaşların da mutlaka ki bu araçlardan vardır. Çünkü bu araç hakkında birçok soru geliyor bana. Şu arızayı nasıl hallettin, şunu nasıl yaptın diye ben de onlar için bir video çekmek istedim. Ki bilirkişi tarafından da senin aracılığınla yardımcı olmak isterim. Ne gerekiyorsa yapacağız. Sağ önde ufak bir şıkırtımız var. Evet. Şimdi arabayı lifte kaldırınca ona bakacağım. Muhtemelen şanzıman kulağından kaynaklı. Motorda ince bir silkeleme var. Lifte kaldırdığımızda ona da bakacağız. Geri vites geçişinde hafif bir sertlik var. Beşinci vites geçişini kolaylaştıracağız. Geride cırtlama vardı. Abi Kahramanmaraş'tan kalktım buraya kadar geldim. Beşi atmaya artık. Çünkü her atmama bir cırtlama vardı. Doğru. Kafamda sürekli mesela dişi dişliği yiyor diye düşünüyordum. Şimdi bütün problemleri çözeceğiz. Şimdi bizim plastik aksamımızda da sıkıntı var. Bu evet trimlerde de, iç trimlerde de eksiklerimiz var. Bunlar var değil mi senin? Onlara da bakacağız, onları da ayarlayacağız. Araba çok güzel bir araba. Modeline göre en konforlu arabalardan bir tanesi. Ben seviyorum, ben de kullandım. 4 sene kullandım kendim Polo. Satılmayacak bir fiyata sattım. 25 lirayken ben 35 liraya arabamı sattım yanımdan. Arabam dolu doluydu. Bakımlı. Evet, videoları da var hatta. Abi çok güzel bir araç. Aracımızı lifte alalım. Bir penseyle tutuyor bu malzemeyi çıkarmak için. Ayarlı penseyle. Ayarlı penseyle tutuyor bu malzemeyi çıkarmak için. Şu civatayı gevşettiğin zaman bu malzeme zaten rahat bir şekilde yerinden çıkıyor. Ayarlı penseyle burayı tuttuğu zaman senin buraya taktığın sıfır keçe bu mil ileri geri hareket ediyor bu şekilde. Evet. Sürekli sen vites değiştirdiğinde şöyle sağa sola, şöyle göstereyim bak, sağa sola mesela biri atmak için bu şekilde ittiriyorsun. Evet. Gördün mü bak, onun iz yaptığı yer keçenin içine geçti. Şimdi sen bu arabayı vitesten çıkardığın zaman o set olan yer keçeyi kesecek. Evet. Ne yapacak bu sefer? Bu şekilde pıt 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 yağ damlatacak. Aynı ama keçesi gibi bir şey. Aynen yani öyle. Altyapı aynı. Evet. Aynı. Ondan sonra böyle yağımız damlayacak. Nereye kadar damlayacak? Bu şanzımanımız 2.7 litre yağ alır. 2.7 litrenin 700 gramını atacak, geri kalanı kovanın içinde kalacak. 2 litre yine kalacak. 2 litre içeride kalacak, o da senin kullanımını etkilemeyecek, anladın mı? Anladım. Herhangi bir sorun teşkil etmeyecek. O zaman vitesten kaçağımız olursa, yani izleyicilerimizden kaçağı olursa herhangi bir problem yaratmaz. Bunu şu anda aynen değiştirmek öyle istesek, şanzımanı indirip ya da indirmeden bu mili komple dışarıya kadar çıkartıp üzerini frezeyle güzelce temizleyip bu çapağı alıp değiştirmemiz gerekiyor üzerindeki keçeyi. Anladım. Değiştirmezsek farzı misal üzerine işlem yapmadık. Yeni keçeyi taktık. İlk 100 kilometrede yine aynı şekilde eksiltmeye başlayacak. Evet. Devam bizim edecek. Şimdi arızalı olan kulağımız. Bizim arızalı olan kulağımız bu. Şanzıman kulağımız. Şöyle içerisindeki o-ring zaten patlamış. Kenara taşmış. Ve şurası dışarı çıkmış. Bunun bu şekilde olmaması gerekiyor. Sımsıkı olması lazım ki senin her vites atışında akise yük bindiği zaman motoru sabit tutsun. Eğer bu gevşek olursa üzerinde kodları yazar. Fabrikanın mühürü var. Hiç değişmemiş. Orijinaliyle evet, orijinaliyle duruyor. Bu malzeme değiştiğinde o sıkıntımız çözülecek. Tak tak vurma sesi gidecek yani. Tak tak vurma sesi gidecek. Böyle kardeşim, ışıklarda kalktığımızda bir iki vites yığdırmalarda tak diye aldığın vurma yapıyordu. Aldığın ses buradan geliyor. Bir de şıkırtımız vardı. Şıkırtımız vardı evet. Yolda söylemiştim onu. Evet. Şıkırtımızın sebebini de gösteriyorum. Teker bilyamızdan kaynaklanıyor. Teker bilyamızda boşluk var. Sağ ön teker bilyamızda. Yolda bu uğultuya sebeptir. Akis kafasını sökeceğiz. Bazen kafa civatası gevşek olabiliyor. Önce onu bir kontrol edeceğiz. Ondan sonra arızayı net bir şekilde tespit etmiş olacağız. Evet. Burada yağ kaçaklarımız var. Onları nasıl halledeceğiz? Evet, karterde bir yağ kaçağımız var. Travesin üzerine kadar gelmiş. Sağ salıncağı boydan boya yağlamış. Bunun iki sebebi var. Bir tanesi üstteki egzantrik keçesi. Bir tanesi de şu kasnağımızın içerisindeki yağ pompa keçemiz. Bilyamızı bir kontrol edeceğiz. Akis civatasını önce kontrol edeceğiz. Evet. Eğer çözebilirsek akis civatasıyla çözeceğiz. Çözemezsek teker bilyası değişimi gerçekleşecek. Ufaktan başlayalım o zaman. Evet, artık başlayalım. Bak boşluk gitti, gördün mü? Evet. Civatamız gevşekmiş. Civatamız gevşekmiş. Akis civatamız gevşekmiş. Yani direkt
Tamam, arabanın bilyası bozuk. Hadi sök. Bilyayı değiştiriyoruz. Tornacıya götür. Bilyayı çaktır. Evet. Bu şekilde değil. Önce arızayı net bir şekilde tespit ediyoruz. Ondan sonra gereken neyse yapıyoruz. İşlemimizi yapıyoruz. Aynen öyle. O takırtı da gitmiştir o zaman şu an. Takırtı şu anda bitti. Ben onu amatörden düşünmüştüm. Bilyaları değiştirdik diye düşünmüştüm. Uğultu da gelmeye başlamıştı. Aynen, uğultu zaten şimdi biz onu fark etmemiş olsaydık uzun yolda o bilyayı bozacaktı. Abi. Şimdi bunu tekrar son bir kontrol edelim. Şimdi şu cırtlama problemiyle ilgili bir göstereyim önce. Gerinin cırtlaması. Araba vitesi seçmiyor. Evet. Cırtlıyor. Ayağım debrajda bu arada. Basılı. En çok geri ve 5'te. En çok geri ve 5'te. Neden? Çünkü biri en başta, biri en sonunda. İtici halatın sağlam olması gerekiyor. Bizim senin aracında değiştirecek olduğumuz, arızasını tespit ettiğimiz fiberler var. Videoda arkadaşlarımız bunları izleyecekler zaten. Bu sıkıntıyı da halatlar sıkışırsa ondan yapıyor. Halatlar neden sıkışır? Halatlar egzoz borusunun üzerinde hareket ediyorlar. Bundan gelen ısıya maruz kalıyorlar. Bir alüminyum muhafaza var. O muhafaza bazen ısıyı zapt edemiyor. Yukarıya aşırı derecede ısı geliyor. Hatta bazı arkadaşlarımız diyor ki ya vites kulesinin orası yanıyor. Isı direkt yukarıya çıkıyor. Halatımızın dışında bir muhafaza var. Plastik muhafaza. Aynı zamanda halatın içerisinde de plastik bir muhafaza var. Bunlar eridiği zaman vites halatında sertleşme meydana geliyor. Araba vitesleri seçmiyor. Şimdi bizim aracı da lift aldığımız için deneme yapmadık. Hemen yerde aynı arızadan bir aracımız vardı. Aynen. Ondan dolayı bu araçta deniyor. Zaten bunlar da kronik herhalde abi. Halattan kaynaklı. Aşınan fiberlerden kaynaklı. Sonuçta 20 yaş üzeri araç olduğu için. Tabii ki yaşıyla, haliyle bu gibi arızalar. Bu şekilde arızalarımız mevcut. Arabamızda cırtlama problemi vardı. Evet abi. Ve 5. vitesi seçerken zorlanıyordu araba. İlk sebebini açıklıyorum. İlk sebebi bu. Burada hiçbir şekilde boşluk olmaması gerekiyor. Çünkü bizim halatımız milimetrik şekilde hareket ediyor. Vites dişlisi sekromece oturmaz. Cırtlama meydana gelir ve araba vitesi seçmez. Evet. Bu da senin yolda kullanımını zorlaştırır. Biz şimdi arızayı tespit ettik. Buranın içerisinde kullanılan bir fiberimiz var. Muhtemelen bu malzemenin içerisinde başka bir farklı malzeme var ya da o fiber yok. Buraya ne çaktılarsa artık neyle yapıştırdılarsa evet. Seni de bayağı yordu. Kestamit bir malzeme kullanmışlar. Sonunda çıkarabildik. Evet. Ortam da sıcak. Ortam terliyoruz. Bayağı sıcak. Terliyoruz. Bir sprey alabilir miyim? Bu malzemenin içi bu şekilde boş olması gerekiyor. İçerisindeki kestamit malzemeyi temizledik. Bunu orijinal fiberini de yerine taktık. Malzemeyi yerine takacağız. Ayarlarını yapacağız. Normalde çok böyle milimetrik bir boşluk olması gerekiyor burada. Şimdi onu da göstereceğim zaten. Çok böyle narin milimetrik bir boşluk olması lazım ki vites rahat rahat seçsin, yerine geçsin. Bu şekilde olması gerekiyor. Daha önceki boşluğu zaten görmüştünüz. Şu anki bizim istediğimiz ölçüde. Bununla da rahat bir şekilde vites ayarı hallolmuş olacak. 5. vitesi rahatlar galiba ustam bundan sonra. Evet, artık 5. viteste geri viteste cartlama olmayacak. 5. vitesi de rahat bir şekilde geçecek. Şimdi şurada önemli bir nokta var. Bu civatamızın ortada olması gerekiyor. Tam ortada olması gerekiyor. Halatlarımız düzgünse, mekanizmamız sağlamsa bunu tam ortalı bir şekilde sıktığımızda arabamız hiçbir işlem yapmadan viteslere rahat bir şekilde geçmesi gerekiyor. Evet, eline sağlık ustam. Rica ederim kardeşim. Cihaza bağladık. Vakkom cihazımıza. Aracımızın orijinal programıdır. Orijinal cihazıdır. Orijinal kablosudur. Vakkom 409A1. Ontağımız açık. Aracın beynini gördü. Markasını, kodunu gördü. İlk önce arabamızın arıza kodlarını okuyacağız. Bunun kontrolünü yapacağız. Adaptasyon işlemi aracın aküsü söküldüğünde ya da herhangi bir elektronik bağlantısı koptuğunda gerçekleştirdiğimiz bir işlem. Pololarda kronik olarak devir düşmesi, istop etme sorunları var.
Onun için adaptasyon olayını yaptırmamız gerekiyor, yapmamız gerekiyor. Evet. Yusuf'un bana bahsettiğine göre arabasında klimayı açtığında devir düşüklüğü yaşıyor. Bu da adaptasyondan kaynaklanıyor. Kontrollerini yapacağız. Herhangi bir devir dalgalanması, düşme var mı kontrol edeceğiz. Eğer varsa mekanik olarak motor içini kontrol edeceğiz. Vakum attığında herhangi bir kaçak var mı? Emme manifoldu harici bir yerden hava alıyor mu? Bu arabada manuel olarak rölanta yükseltme falan mümkün değil herhalde. Kesinlikle elektronik kontrollü olduğu için bazı arkadaşlar vidayla vesaireyle yükseltmeye çalışıyor ama öyle bir şey söz konusu değil. Şöyle temel ayarlara giriyorum. Birinci grubu seçtiğimde kelebeğimiz adaptasyona başladı. Şu anda beyinle komutları birbirine verdi ve beyinle paralel şekilde çalışmaya başladı. Yani arabanın elektronik sistemiyle boğaz kelebeğini birbirine tanımlamış olduk. Bu araçlarda yazılım söz konusu mu abi? Yazılım bu araçlarda ne olur? Bu araçlarda yazılım söz konusu ama çok afaki bir güç artışı mevcut değil. Eğer ekstra bir güç talebi doğarsa araca turbo uygulaması yapılabilir. Bu aracın stok motoruna ufak bir turboyla, mesela Iveco Dali turbosuyla diye tabir edilir sanayi dilinde. Iveco Dali turbosuyla 0.5 barda cadde modunda bu araç kullanılabilir. Sence Ankara'da örnekleri yazılım, var. Yazılım bu arabaya uygun mu değil mi? Bence yazılıma verirsin. Gerek yok. Eğer çok profesyonel bir şey istiyorlarsa harici beyinle, elektronik ateşlemeyle arabayı profesyonel bir şekilde modifiye edebilirler. Motor kısmından bahsediyorum. Bütün değerlerini burada görüyoruz. Aracımızın rolantisi. Boğaz kelebeğine adaptasyon yaptık. Rolantimiz sabit. Hiçbir şekilde dalgalanma yok. 864 devirde aracımız sabit çalışıyor. Enjektör süremiz 3.83 olması gereken ideal değerde. Bunun ideali 2.56 ve 5.12 arasındadır. Bizimki tam ortada. Oksijen sensörü, lambda değerimiz istediğimiz seviyede. Arabamızın şarj voltajı 12.1. Aracımızın şarj voltajı düşük. Normalde 13.1, 13.7 seviyesinde olması gerekiyor. Bu da demektir ki aracımızın dinamo konjektöründe ya da kömürlerinde bir zayıflama mevcut. Şarj seviyesi yeterli değil. Bunların hepsini buradan görebiliyorsunuz. Evet, bunların hepsini biz buradan görebiliyoruz. Emme manifoldu basıncımız, sıcaklığımız, emme manifolduna giren havanın sıcaklığı şu an 83 derece olarak gösteriyor. Bu da hararet müşürümüz. Hararet müşürümüz. Şu anda arabamız 53 derece ve çalıştıkça bu ısı artacak. Bunu burada canlı olarak göreceğiz. Boğaz kelebeğimizin konumu 7.3 derecede sabit. Açısı yani 7.3 derece. Klimasını açacağız. Herhangi bir tekleme, rölantide dalgalanma var mı? Bunu burada cihazdan kontrolünü yapacağız. Şu anda klimamızı sonuna kadar açtık. Klimamız devreye girdi. Evet. Aracımız rölantiyi otomatik olarak yükseltiyor. Neden? Çünkü boğaz kelebeğine adaptasyon yaptık. O da ses yapmaya başladı kompresörümüz. Evet. Kompresörümüzün kafası kilitli bu arada. Ses yapıyor. Yusuf'a bir tane de kompresör vereceğiz. Abi çok fark etti şu an biliyor musun? Evet. Yani biz ışıklarda gelirken ben klimayı ufak bir açtım. Direkt stop etme derecesine geliyordu. Şu anda rölantimiz sabit. Az önce gördüğünüz değerle aynı değer. Evet. 864'te sabit. Mesela gaz veriyorum. Takıyorum. Araba tekrar rölantiyi toparlıyor. Kendisi 864'e şey sabitliyor. Bence bu ufak dalgalanmayı da kompresörü değiştirdikten sonra halledecek. Kompresörün sıkışmasından kaynaklanıyor. Sıkışmasından kaynaklı motora güç bindiği için evet. Rölantiyi aşağıya çekiyor. Ama kompresör değişiminden sonra bu sorun da ortadan kalkacak. Tekrardan buna bir bakalım abi değiştirdikten sonra. Evet. Rölanti istediğimiz seviyede. Evet. Şu anda her şey normal. Aksi bir durum söz konusu abi değil. Bu airbag ışığı yanıyor. Onu ben göğsü söktükten sonra ne oldu? Yine YouTube'un kalorifer peteğini değiştirdim. Evet. Bunların çürüyor kronik. Onu değiştirdikten sonra buraya başladı. Emniyet kemerlerinden falan mı olabilir acaba? Şimdi şöyle bir sorun gerçekleşmiş olabilir. Klimamızı kapatayım. Ben terliyim. Yoksa hasta olacağım. Tabii. İki sebebi olabilir. Airbag kontrol modülü arızalı olabilir. Ki bu modül kolay kolay arızalanmaz. İkinci sebebi de airbag'imizin zembereği dediğimiz bir parçası var direksiyonun altında. Şimdi sen diyorsun ki abi ben göğüsü söktüm, radyatörünü değiştirdim, radyatörümde kaçak vardı. Eğer ki sargının içerisinde bir kopukluk meydana gelmediyse sen soketi çıkardığın anda kontrol modülüyle yani beyinle bağlantı koptuğu için burada uyarı ışığı yanacaktır. Evet. Kontrolünü gerçekleştireceğiz. Şimdi burada seçeneklerimiz var. Biz az önce motor seçeneğinden girdik. Aracımızın
Arıza kontrolünü yaptık. Otomatik şanzımana aynı şekilde bağlanabiliyoruz. Bunlar çok iyi şeyler abi, evet. Ya. Şimdi biz Airbag'e bağlanacağız. Burada bize bir uyarı veriyor. Diyor ki 2000-2001 modelse eğer araç cihazla uyumsuz olabilir. Tarama gerçekleştirin diyor. Bizim aracımız tahminimce 98 model. 99. 99 model aynı. Şimdi şurada verdiği kod bizim arabamızın airbag beyin kodu. Bağlandı şu anda beyine. Demek ki beyinle ilgili bir sorun söz konusu değil. Tabii bunu net olarak nereden göreceğiz? Arıza koduna bağlandığımızda göreceğiz. Şimdi açıyorum. Şimdi burada diyor ki airbag tetikleme devresi sürücü tarafı. Bu sadece sürücü tarafında airbag olduğu için sen bunun soketini çıkardığın için tetikleme devresinin bağlantısı kopuyor. Evet. Modülle bağlantı koptuğu için sinyali kesti. Evet. Buraya arızayı düşürdü. Şimdi ben buradan arızayı sileceğim. Arızayı sildim. Buradan ekrana geri dönüyorum. Şimdi kontağımızı kapatıyoruz. Tekrar açıyoruz. Aracımızı çalıştırıyoruz. Evet, dün akşam kaydı sonlandırmıştık. Zaten diğer videomuzun da devamını getirmiş olduk. Tekrardan sabah saat 9'da Esam'ın yanına geldik. Kahvaltıyı beraber yapalım dedi, sağ olsun. Birazdan kaydı tekrardan başlatacağız. Aracımıza geçeceğiz. Eksiklerimizi yapacağız. Kendisine de buradan tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Ama afiyet olsun. Afiyet olsun. Enes abi 10 dakikalık bir kahvaltı yaptık. O kadar yağ akmış. Evet. Onları şimdi gidereceğiz. Ne çok gerekiyorsa. Aşırı bir yağ kaçağı var. Burada iki çeşit yağ var ama. Önce onu da belirtelim arkadaşlara. Şu motor yağı, evet. Şu akan. Şu da şanzıman yağı. Bu şanzımandan evet, gelen evet, bu şanzımandan gelen yağ. Bu da motordan gelen yağ. Yağ kaçaklarının hepsini çözmüş olacağız. O devirden mi çok merak ediyorum ben. Acaba içerisinde ne kadar pis çıkacak? Çünkü daha önce suyu fışkırdığında böyle çok paslı bir suyu vardı. Evet. Antifriz kullandık daha önce. Sürekli suyu eksilttiği için, hararet yaptığı için aynı problemle karşılaştık. Ben onlar da değişirse muhtemelen, iyi olacağını düşünüyorum. Muhtemelen çamurlu bir şekilde bir su akacak. Bunu... Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear that my mind... Dönen bir malzeme olduğu için üzerindeki keçe zamanla ısıdan kaynaklı kendini salıyor. Yoğun bir yağ kaçağı var. Şimdi onun sebebini bulduk. Trigger'i söktüğümüz zaman orayı da komple sökeceğiz. Kasnağını çıkardık. Egzantrik kasnağımızı. Bu da arabamızın egzantrik keçesi. Yusuf şöyle alta doğru göster. Yağ birinkisini göreceksin zaten. Bak şurada. Hatta şöyle elime alayım göstereyim bak. Bak üst kısmında hiçbir sıkıntı yok. Ama şimdi alt kısmında. Önce egzantrik keçemizi göstereyim. Orijinal Alman malıdır. Elring marka kullanıyoruz. Orijinali bu. Orijinali yani. Bu aynı. Boğaz önceki Elring'tir. Çıkan uydurma olmuş abi. Bu üstteki keçemiz. Şimdi diğerini göstereceğim. Aynen. Şu keçemizin orijinalini göstereceğim. Az önce arabamızdan çıkan keçe. Bu da Cortego markadır. Altta pompada kullandığımız ısıya dayanıklı olduğu için Cortego markayı tercih ediyorum. Farkı göstereyim. Abi dünya fark var ya. Evet. Yani yarı yarıya fark var neredeyse. Çıplak gözle belki daha iyi görülür. Şöyle. Kamerada da yine belli zaten. Evet, kullanıcı arkadaşlarımız da. Bu yönlü keçedir. Şöyle bırakayım istersen daha net çek. Yönlü keçedir. İçinde izleri vardır. Dönüş yönüne göre sızdırmazlığı sağlıyor bu ürünümüz. İşte arabamızdaki bu yağ kaçağının %75 sebebi bu keçe. Yanlış olduğu için. Evet. Çünkü bu kabul edilebilir bir keçe değil yani. Aradaki fark bariz belli. Neredeyse çarpı iki fark var. Tabii tabii. Et kalınlığı olarak. Takalım abi üzerinde de görelim. Evet. Yine. Şimdi arabamızın su tapasında da çürük tespit ettik. Buradaki alüminyum ayağı sökünce bariz çürümüş yani. Kısa vadede evet kısa vadede bu da patlayacağına eminiz bunun. Tapayı da değiştireceğiz onu sökeceğiz. O tapamızı da değiştireceğiz. Sökmüşken göze görünen her şeyi şey yapalım abi. Hepsine müdahale edeceğiz. Berbat bir su abi ya. Evet. Sadece çamur. Başka bir şey değil. Geri akan suya bir baksana abi. Baksana blok pastan dolayı erimiş. Alüminyum parça. Oksitlenmeden, pastan dolayı erimiş. Su kaçakları içinde buradan önceden sıvı jont işlem falan uygulamışlar. Mutlaka keçeyi bulamamışlar.
Enes abinin çalışma prensibini çok sevdim. Yenisini de getireyim Yusuf. Aynen, bir yenisiyle de karşılaştıralım abi, yan yana koyalım. Antifriz sürekli olarak kullanılmadığı için bayağı çürümeler yaşanmış. İnşallah buradan giderken de antifrizimizi de koyup motorumuzu sağlıklı bir şekilde çalıştıracağız. Kullanımını da yapacağız. Yenisi de buymuş. Baksana kaymak gibi ya. Şunda hafif bir kasıntı da var. Women. Çok gevşeklik de var. Yani her an duracakmış gibi. Çok güvensizlik veriyor. Neyse abi, gel gel. Dünya fark var belli zaten. Evet. Yine de sen bahset kamerada. Buralar çürümeye başlıyor. Buradaki presli malzeme çürümeye başlıyor. Silindir kapağı için de geçerli. Mesela arabada hiçbir problem yok. Yıllarca kullanıyor ama antifriz kullanmıyor arabada. Ondan sonra adam diyor ki ya işte su kabında kompresör var. Neden? Su kullandığı için. Alüminyum kapak çürüyor. Çürüdüğü zaman da bu şekilde sorun meydana geliyor. Bu devirdaim için de geçerli. Bu malzeme orijinal. İstediği kadar orijinal olsun. Suyla temas ettiği sürece bu malzeme çürüyecek. Sanırım bu hiç değişmemiş abi. Muhtemelen öyle. Öyle muhtemelen duruyor. Öyle. Zaten çok yıpranmış bir araç da değil. Aynen. Araba. Hiç kötü marka kullanmıyorsun sen. Aynen. Kesinlikle dükkana bile sokmuyorsun. Ürünümüz GK Germany. Bu ürünü tedarik ettiğim firma Ankara'da bir firma. İmza Volkswagen. Onlara da buradan selam olsun. Sattıkları bütün ürünlere garanti veriyorlar. O yüzden biz de gönül rahatlığıyla bu ürünleri arabalara takıp şehir şehir gönderiyoruz. Hiçbir sorun yaşamıyoruz. Arkadaşlar temizliğini yapıyor. Evet, şu an temizliği yapılıyor. Gel. Gergi bilyası da burada. O trigger kayışı değil mi abi? Şu kayışımız. Kayışın ölüp ölmediğini nereden anlıyoruz? Kayış artık bak kenarlarından ip atmaya başlamış, gördün mü? Bu tamamen bitmese bile... Tadığı anda tehlike aynen başlamış demektir. Evet, komple o zaman silindir, piston, kranka kadar. Evet, Sibob'u direkt pistonun üzerine çakar, komple motor yapmak durumunda kalırsın. Bu da gergimiz, gergi bilyamız. Trigger'in gergi bilyası. Bunun üzerine bayağı yağ gelmişti. Evet, bunun zaten da... temizliğini falan evet, da yapmışlar. Bak hala yağ var üzerinde. Evet. Hala yağ mevcut bak şurada. Aşırı bir yağ kaçağı hı-hı vardı. İnşallah onlar tamamen gitmiştir. Onların hepsi bitti. Pompa keçemiz. Bu da değişti. Artık buradaki yağ kaçağını da çözdük. Şurada şu körük de gitmiş herhalde abi. Açılmış o. O körük evet. Direksiyon körüğü. Bu da açılmış. Elinde varsa hı-hı onu da değiştirelim. Evet, buna da bakalım. Çünkü alt halledelim takım ve motor konusunda hı-hı ben buradan arızasız bir şekilde gitmek istiyorum. Ne gerekiyorsa herhangi bir yapacağız. Eksiklik kalmasın. Çünkü bizim memleketimizde bunları yaptırmak çok zor. Hem yedek parça konusunda hem de vakit konusunda biz müsait olamıyoruz. Trigger setimizi değiştirdik. Civatalar zamanla sarma yapıyor. Ve üst kısmında hiçbir şekilde diş kalmamış. Biz bunu sıkarsak kısa vadede bu civatalar bağlantıdan ayrılıp motor aşağı doğru düşecek. Yolda çok büyük problem aksettirecek. Sanki ses de yapar abi. Evet, yani buruntu yapacak. Buruntu yapacak. Motor ileri gidi gider. Şimdi civatalar... Antifrizini koyacağız. Evet. Bunu neden söküyorum? Motorun içerisinde hiçbir şekilde su kalmadı. Çünkü hepsini devirdaimi söktüğümüz için bütün su boşaldı. Devirdaim sisteminden boru hattına kadar su geliyor mu gelmiyor mu onu takip edeceğiz. Herhangi evet bir yerde tıkanıklık var mı vesaire bir şey var mı? Buradan su geldiğinde arabayı çalıştıracağız. Devirdaimimizi de doğru takmış mıyız takmamış mıyız onu da tespit etmiş olacağız. Bir tane kırmızı 1 litre var diye bende. Hı-hı. Kırmızı koymadık. Kırmızı antifrizi genelde 2015 üstü araçlar için kullanıyoruz. İçeriği çok keskin olduğu için hortum sistemimizin, soğutma sistemimizin yeni olması gerekiyor. Evet. Eğer ki soğutma sistemimizde yara varsa ya da hafif bir çatlak, kırık vesaire varsa hortumlarda burada patlayacaktır. Motora kadar iş gider. Onun için kırmızı antifriz eski modellerde tavsiye etmiyorum. Aynen öyle. Tamam. Bizim için ideal olan mavi antifriz. Bak mesela sistemde kalan normal su var ya. Hala normal o geliyor su çıkıyor. Evet, o geliyor. Şimdi biz antifriz gelene kadar bu şekilde akıtacağız. Öyle hatta şey çalıştıralım arabayı. Evet. Öyle bir şey yapmasaydık bu su içerisinde kalacaktı. Tabii. Antifrizle birleşecekti. O zaman ne olacaktı? Antifrizin mesela çözeltisi düşecekti.
Direksiyon yağ kapağımızda da kırık var. Rutin 10 arabanın 5'inde. Hidrolik borumuzda ufak bir kaçak vardı. Onu hallettik. Boruyu açtığımız için haliyle yağda azalma meydana geldi. Ve burada yine aynı şekilde orijinal sağlam olan kapağımızı takacağız. Evet. Bunun seviyesi de şu dişli kısmından bir parmak kadar aşağıda olacak. Normalde bizim su seviyemiz buraya kadar. Burada max işaretimiz var. Şu ortadaki kalın çizgi bizim seviyemizdir. Bundan iki parmak fazla doldurursanız bidonda basınç olacağı için o fazla suyu tahliyeden dışarı atacak. Şu kalın birleşim yeri var ya, bunun ideal seviyesi buraya kadar. Şimdi kapağı sökeceğiz. Üzerindeki contayı yenileyeceğiz. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy, and silently it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel this stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head. Artık videomuzun yavaş yavaş sonuna geldik. Enes abime çok teşekkür ediyorum. Kaçaklarımız vardı, onları hallettik. Evet. Plastik aksamımızda problemler vardı. Yedek hepsi parça değişti. Bu dükkanın içerisinde tamamen bulunduğu için herhangi bir yere gitme gereği duymadık. Dışarıyla hiçbir bağımız yok. Evet. Dışarıyla hiçbir şekilde ihtiyacımız yok. Her şey dükkanın içerisinde. Araba buraya girer. Bütün eksikleri tamamlanır. Tek seferde çıkar. Bizim için önemli olan buydu. Bir gün içerisinde rahat bir şekilde bu arızaların hepsini yapabildik abi. Arızanın durumuna göre, büyüklüğüne göre süreleri değişebiliyor. Ufak tefek bakımlarını yaptık. Arka tarafa gel göster. Tabii ufak tefek dediğin bu arada arabanın ağır bakımıydı. Tabii çok ağır bir bakım oldu. Derini değiştirdik. Bunlar kolay kolay bulunmuyor güneşliklerde. Yeni modele çevirdik evet. Yeni modele çevirdik. Sürgülü kapak. Yani plaka lambalarımız yanmıyordu. Onları onarımını yaptık. Sıvı temas vardı. Evet. Duyularını değiştirdik. Vardı. Bunlar çok küçük detaylar. Aslında olduğu zaman araba da çok hoş duruyor. Evet. Burada yine kalkan bölgelerimiz vardı. Bunları Enes abim sağ olsun bizlere kırmadı, tamir etti. Bu gibi küçük şeyler için bir ücretle talep etmeden ondan da videoda bahsetmek isterim. Önemli olan ücret değil, yapılan aynen iş. Öyle. Buraya geldim, onu anladım. Şimdi aracımızla bir tur atalım. Evet, bir ben tur atalım. Ben bir önceki halini bildiğim için ben süreyim, ben kullanayım. Arada fark var mı, yok mu? Hep beraber görelim. Bu arada airbag ışığımız yanmıyor. Evet. Ona da dün şey yapmıştık, cihazdan sildik herhalde. Evet. Abi şimdi o cihaz konusunda da orada kafasına soru işareti takılanlar vardır. Bu herhangi bir arıza değil. Sadece fiş çıkarılıp takıldı diye sisteme düşen bir ışık. Aynen öyle. Uyarı veriyor. Evet. Bu uyarının belirtisi. Bir yolumuza çıkalım. Bu arada bir atınca çok yumuşaklık hissettim. Evet. Gerçekten o fiber malzeme var ya yuvarlak. Çok fark var değil mi? Düşünüyorum. Biraz da yola çıkalım. Yolda test edelim. 5. ve geri vitesinde çok problem vardı. 2'ye geçişi bile rahatlamış. Dün akşam bindiğimde de aynı şeyi yaşadık. Süleyman'la hatta bakışıp gülüşüyorduk. Arada vitesi o atıyordu bu taraftan. O bile çok rahatladığını fark etti yani. Vitesler artık kendi kendine buluyor. Önceden böyle ittiriyordum veya tereddütlüydüm. Cırtlıyor mu diye. 5'ini çok merak ediyorum. Şurada direkt 3'ten bir 5'e çekeyim. Kaymak gibi kendi gidiyor abi ya. Çok acayip. Evet. Küçücük bir fiber parça. Vallahi yani kime göstersem belki inanmaz. O küçücük sana parça. Sana kule aldırmadılar mı bunun için? Aldırdılar abi. Vites kulesi aldırdılar yani değil mi? Yani komple şu mekanizmayı aldık. Evet. Yine de arızamız giderilmedi. Aynen öyle. Azaldı ama giderilmedi. Şu an 4'ü 5'i çok iyi. Bir de geri vitesi deneyelim şurada müsait bir yerde. Bu arada sağ ön sinyalimiz de patlaktı abi. Evet. O da ampul bize hediye ettin. Sağ ol, teşekkür ederiz.
Geri viteste de herhangi bir problem yok. Normalde geriye atarken cırr diye bir ses geliyordu. Evet. Hiç ses yok abi. Şimdi bizim bir eksiğimiz kaldı. O da motor vurması. Evet, şanzıman kulağımız evet, değişecek. Evet, şanzıman kulağımız da ne zaman gelirse artık bana kargolarsın. Evet. Ki aramızda zaten herhangi bir güven problemi yok. Sen önceden bugüne bu piyasada bir isim yapmışsın. Fakat seni dışarıdan tanımayan insanlar, az önce de yine muhabbet olmuştu. İşte canlı abi, şahit oldum. Nasıl güveneceğiz diye. Kesinlikle kefilim benim abi. Bu çok videoda kefilim benim. Herhangi bir problem olursa arkadaşlar bana da ulaşabilir ki zaten olacağını da zannetmiyorum. 10 yıldır olmadı. Bir 100 yıl daha olmaz. İnşallah abi. Şöyle tekrar dönelim. Viteslerimiz gerçekten harika olmuş. Yine klima motorumuzda. Normalde klimayı açtığımızda farklı bir titreme vardı. Abi bunları videoda senin yanındayım diye övmüyorum. Bunlar olan şeyler. Benim kanalımın aslında takipçilerim de beni bilir. Samimiyetimle her şeyimi şeffaf bir şekilde anlattığım için yavaş yavaş izlenmeye başladık zaten. Burada parçaladığım araçlar falan duruyor abi. Evet. Bunlar yedek parça olarak kullanıyoruz. Bunlar hepsi hurda belgeli yedek parça olarak kullandığımız araçlar. Enes abi tekrardan eline koluna sağlık. Rica ederim kardeşim. Seni güle tanımak, güle kullan. Seni tanımak çok iyiydi. Tanıştığımızda ben de çok oldum. Memnun oldum. İnşallah ticaretimizin de devamı i̇nşallah, gelir. İnşallah. Olan buraya geldikten sonra güler yüzlü bir şekilde ayrılmak. Herkes dükkan açabilir ama herkes esnaf olamaz. Polo konusunda fazlasıyla bu işin hakkını veriyorsun. Tekrardan eline emeğine sağlık abi. Umarım gelen herkes de mutlu bir şekilde buradan ayrılacaktır. Aracımız iyi. Ben beğendim. Çok güzel. Gidişi güzel. Kaportası düzgün. Yorulmamış bir araç. Senin de onu aynı aldıysan. Aynen. Senin en küçük bir sıkıntında beni arayabilirsin. Telefonum 24 saat açık. Saat kavramı yok. Dilediğin saatte arayabilirsin. Eyvallah abi. Kafana takılan bir şey olur. Arabadan bir ses gelir. Farklı bir ses duyarsın. Bir problem olur yoldayken. Dilediğin zaman arayabilirsin. Hiç problem değil yani. Çok teşekkür ediyorum problem abi. Değil, sorun Enes Ahmet'e ulaşmak isteyenler. Tabelada zaten numara var. Gün içi telefonla bakamayabilir. Çünkü araba altında veya iş yaparken sürekli telefonu hiç yoğun, susmuyor abi. Yoğun zaten. Olduğumuz için. Bugün şahit oldun işte yani. Evet, video arasında da bazı yerlerde telefonun çalıyor. WhatsApp'tan mesaj bırakırlarsa. Dönüş yaparım. Gördüğüm anda dönüş yaparım. Abi görüşürüz. Bizim kendine yolumuzun. Çok iyi bak. Allah yolunuzu açık etsin. Artık sizi tanımak büyük bir şerefti. Seni bekleriz. İnşallah. İnşallah. Oraya gelirsen mutlaka vuracağım. Buradan takipçilerimize de selam olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.